Merhabalar Ankörtes Köfte ve Köfteistan New Horizons'ın 39. bölümüne hoş geldiniz ve hızlıca şurayı bir gösterelim. Evet. Bu arkadaşı aktif ettik. Şuradan aşağıdan geçen bir boru grubumuz var. Ve şu an, şimdilik bu arada şunlardan gelen Kreosoto ile bir devre dışı bıraktım. Ara ara yan şu küçük depomdan taşıyorum ki bunu doldursun. Onda şurada bir grup almıştım. Bu arada evet, bunları buraya taşıdım. Şöyle bir yer değişikliği yaptım. Ki enerji kaynağı, daha sonra buhar kaynağıma biraz daha yakın olsun. Daha az boru kullanmak için. Ama yine o chunk'ın içinde olmasını istiyorum çünkü şey, Blast Furnace bolca pollution üretiyor, yani hava kirliliği üretiyor ve hava kirliliğinin en azından o chunk içerisinde kalmasını istiyorum. Şimdi çünkü zamanımın çoğunu aslında bu chunk içinde geçirmiyorum, şu chunk içinde geçiriyorum. Şimdi bizim buraya bir enerji döşememiz lazım, değil mi? Bunun için şu lityum pilleri ayarladım. Battery buffer. Nereye koydum? Zaten henüz işim yok. Basic steam turbine. 1 2 Evet, kendi iç bufferlarını doldursunlar. Low voltage battery. Buffer. Ve önce bu kendi iç bufferını dolduracak. Evet, şimdi bunları dolduracak. Ve 4x steam kablo. Wire cutter. Şu an burada wire cutter. Aslında şu an burada neredeyse bütün tool'lara ihtiyacımız var. Evet. Wire cutter. Soldering iron. Ve bir saniye. Soldering yellow. Evet. Onu en sona bırakalım. Şimdi şuradan bakarsak bolca bir problem görüyoruz. Şu an neyimiz kaldı? Bented. Bunun için hammer. Tamam. Sadece circuits kaldı. İçinde şu arkadaşlar. Gel bakalım. İlke hazır olduğunda geri kalanını halledeceğim. Halledebileceğim zaten. Ve evet, 32 ve 64 tane iron rod yapmıştım. Çünkü tamam. Soldering iron. Nereye koyayım? Heh, tamamdır. Burada. Ve şundan bir tanesini kullanacak. Evet, kullandı. Ve artık bu çalışıyor. Çalışan durumda. Şimdi wire cutter. Sizin enerjileriniz. Bunu yeterince buhar akmıyor mu? Ya da orada buharımız mı doldu? Bir bakalım. Buhar üretimimiz yetiyor mu? Bunu an itibariyle öğreneceğiz. Şu anki düzenimde bu, şu anki buhar üretimim yetiyor. Buhar üretimimde bir sıkıntı yok da belki ki buhar taşımamda şu an bir sıkıntı olabilir. Bir noktadan sonra large pipe yerine şöyle bir gidişatımız şu. Şurada large pipe.
Evet, bu arada burası komple bir tünel. Large pipe normal pipe'a geçiyor. Mesela şurayı komple large pipe yapabiliriz. Şurada bronze pipe'larla taşıyoruz. Basic steam. ...160 litre. Saniyede 160 litre. Geçiyor. Bunlar ne kadar? Tamam. Bunları steel'e upgrade edersem aslında olacak. Steel plate'im var mı yeterince? Hayır, yok. Yaparız. Neyse. Şimdi bu kalsın. Bunların enerjisi biriksin. Evet. Şimdi. Input bus, output bus. Şuraya input hatch'e oksijenimizi koyacağız. Ancak şimdilik değil. Şimdi. Benim şu görev için 9 alüminyuma ihtiyacım. Evet, 9 alüminyumumuzu bir yapalım. Soft metal nerede? Bas, bas, bas. İlla oksijen istiyor musun sen şu an? Tamam. Bakalım. Blast Furnace. Aa, doğru. Circuit istiyordun sen. Doğru. Evet. Bir. Tekrar soft mallet. Ve voila. İşlemeye başladı. Siz... kaldırmıyor. Diğerlerini de stili upgrade edeceğim. Gerçi her türlü bunlar tam olarak yetmeyecek. 4 tane olması lazım. Ancak burada şöyle bir şey yapacağız. İlk alüminyumlarımızı String değil, Steam. Steam Turbine. Advanced Steam Turbine. Üretmeye harcayacağız. Evet. Bunun için komple buradan ilk alüminyumumuzu ürettik. Steam Turbine. Ya da burayı benzinle çalışabiliriz. O da olabilir. Şimdi bunun için 9 tane gerekecek. Burası için. İki, dört. Geri kalanı bronz. Tamam. Ama şu circuit'ten gerekecek. Copper wire, diodes, tamam.
Tamam. Yapabiliriz. İlk önceliğimiz bunları üretmeye odaklanacak. Ve benim steel'lerim ne durumda? On tam muhtemelen yetmeyecek. Ranch'ın tabii ki de orada unuttum. Birden fazla ranch barındırmam aslında güzel olabilir. Biri crafting için, diğeri de bu tarz durumlarda kullanmak için. Steel pipe. Hayır. Evet. Şimdi siz de gelin bakalım. Şuraya kadar steel pipe ile taşımam yeterli olacaktır. Aynen. O ikisini taşıyacağı miktarı bu steel plate taşıyabiliyor. Tabii. Şöyle bir sıkıntımız var. Şuraları da large yapmamız lazım. Diğer türlü bunlar. Daha öncelikli çalacak. Evet. Şu an bu şekilde yavaş 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 alüminyumumuzu üreteceğiz. Sizin durumdasınız. İki taneyi yapabilirsin. Tamam. Evet, başladı. Mesela dört taneyi de yaptırtabilirim. Ama dediğim gibi taşıyacak pipe. Bir de buraya bir steam tankı ekleyebilirim. O steam tankı üstünden çalışırız. Burası oraya aktarır. Binalara öyle bir şey yapabiliriz. Bu da yetmiyormuş. Ama şu an iş görüyor. Şu an idare ediyor. Bizim için önemli olan da o. Greg. Greg'le oynamanın en ilginç anlarından biri envanterimizin sürekli dolu halde olması. Greg tek oyun hani Greg tek'in kesinlikle ama kesinlikle en ilginç yanı. Boş envanter diye bir kavram sunmuyor size. Şimdi burası tabağım. Evet. Çatıdan şöyle yardırıyor. Şunlardan mı koymam lazım aslında? Çünkü de evet, progresini buradan görebiliyoruz. Güzel. Basic Steam Turbine. Yalnız dur. Fuel efficiency bayağı düşüyormuş. 4 katı ancak... Ne durum? 4 katı. Evet, 4 katından fazla tüketiyor. Eğer verimlilik istiyorsak bundan değil de şundan iki tane daha yapacağız. 100 sabit 128 istiyorsak. Aynen. İki tane daha yapıp burada bir tane medium volt taşı atacağız. Şimdi pillerin durumu ne? Güzel.
Evet. Şu an için durumumuz bu. Bir de bakalım bizim bu görev bir de şurada benim yumruğum ne kadar? İki. Beş. Dört tane daha yapmam lazım. Tane daha koyalım. Bu arada Blast Furnace hakkında ufak bir detay. Blast Furnace'da enerji veremezsiniz eğer. İşlem sıfırlanmıyor. Item'ı kaybediyorsunuz. Başlangıçta verdiğiniz item'ı. O yüzden dikkatli olun. Şu an mesela kaybetme riskim var eğer bunun enerjisi, bunun enerjisi yetmezse. Buraya aslında daha büyük bir battery buffer koyabilirim. Peki battery buffer'ım ne? Hemen bir bakayım. Evet. Bunu oraya koyabilirim. Bunu o kadar buffer'a ihtiyacı yok. Çekeyim. Ucu ucuna yetecek. Evet, ucu ucuna yetti. Şimdi envanterimizi bir boşaltalım. Ve dediğim gibi evet ben o better kablo kalsın siz gidin sen git. Ups, yanlış chest'e yanlışım. Gidin. Wire cutter kalsın. Sen kal. Şu için Branch. Ups. Evet, artık her yerden Ups. Bu kırmayı kırmak değil de dedim. Şunu kırmak da. Üç tane pin koymuşum ben. Bilinç. Evet, üç tane koymuş olabilirim. Sen de gel. Şimdi. 9 slotlu. Sen gel. Şu şekilde yanlışsın. Her türlü zaten en fazla 4 amper çekebileceği için 4 kablo kullanabiliriz. Orada bir sıkıntımız yok. Sen gel. Maksimum 2 amper verebilirsin artık. İnternal buffer'ları da oldu. Güzel. Şimdi. Şu an benim mesela rahatlıkla bir tane daha ya da iki tane daha yapabilmem lazım. Evet. Nihayet elektrik blast furnace'ımız var. Artık alüminyum üretebiliyoruz ve bir şey daha var. Redstone. Oksijen respirerimiz aslında bayağı bir kısaltıyor. Alüminyumlu değil de diğerlerini de kısaltıyor. Silikon dust, coal dust, redstone dust. Silikon dust'ı nasıl elde ediyoruz? Bakalım.
Ancient Granite. Calcite Dust. Bunlar Dehydrator'mış. Termal Centrifuge'de. Red Zikron. O, orada. Asbestos. Tan geliyormuş. Bundan geliyormuş. Ve Fuller's Earth'ten geliyor. Alüminyum da elde ediyor. Seni işlediğimizde Warwashing Plant alüminyum veriyor. Bu silikon veriyor. Evet. Fuller's Earth. Thunder var. Bolca var. Evet. Ve son bir tane daha kaldı ama önce şunların dolmasını beklemek lazım. Ben şunun dolmasını beklemeyeyim. Ben şöyle bir şey yapayım hızlıca. Biri gelsin, sen şöyle gel. Ve dördüncü elim. Ups. Yanlış şey yaptım. Evet. Bununla beraber bu görev ağaçlı. Nasıl bunu teknik olarak yapmışım da çok ilginç bir biçimde. Evet. Voltage Transformer, medium voltage makinelerini kullanabilmem için şimdi gerekecek bir şey. Alüminyum. Sen şöyle gel. Mesela bol bol alüminyum üreteceğim kamera arkasında. Yani bol bol burada duracağız. Nasıl? Ben duracağım. Siz durmayacaksınız. Ben şunları da Wasteland'ı bir alayım. Bunlardan ben hepsini kolayca üretebiliyoruz. Motoru alayım. Hepsi benim için aşırı kolay üretilir durumda şu an. O yüzden Craft'ı en zahmetli olanını alalım. Motor. Şunu da buraya taşıdım. Bir de siz de şöyle gelin. Tier 3 görevini tamamladık nihayet. Ve bu bize aslında bayağı bir görev açmış olmalı. Mesela şunu açtı. Spring Cam. Bunu en başından bile yapabiliyormuşuz aslında. Evet. Bu çıktı. Bu da çıktı. Ha evet, bunu açtı. Adventure Backpack. Bir saniye alüminyum plate istiyor benden. Hardened Leather. Forming Press istiyor. Wax istiyor. Cranberry'den de tamam. Evet. Bu tarafı açtı. Sıra. Burada henüz bir şey açmadı çünkü burada ilerlemedik. Multi Block Goals'da şunu açtı. Ha. Info panel. Bunları aslında bir süre bayağı bir kullanacağım. Burada bir şey açmadı. Tabii burada zaten ilerlemediğimiz için bir şey açmadı. Şunları bir yapacağız.
Şurada ya tabii açmadı, bu buradan sonra açılacak. Voltage Transformer. Hatta tink out, tink out. Kapa kapa. Seni yapalım. Ben şu an, seni şu an inanılmaz kolay bir biçimde yapabiliyorum. Machine Hall. Bu ikisini yaptık. Neyimiz kaldı? Ha, şunlar galiba kaldı. Gel. Bu voltaj transformumuzu da yaptık. Geç. Tier 3'e sanırım şunu bekliyor. Bunun için oksijen üretmem lazım. Oksijen üretimim için de gereken şey aslında sahibim. Resource production. Ve rough iron. 64 tane rough iron. Aslında şöyle bir şey koyuyorum, o kız. Sentrifüjle oksijen üretirim, nitrojeni buna veririm. Nitrojen kullanan resmileri nitrojen kullanacak şekilde yaparım. Hatta bir saniye. Hatta buradan steel data bulmamız biraz uzun sürecek. Buradan bakalım. Acceptable. Blast Furnace. Oksijen. Graph Iron her türlü oksijen istiyor. Normal Iron. Sıfır değer ya. Ama benim şu an kolay bir yoldan oksijen üretmem lazım. Bunun için de sentrifüjden hava geçirmem gerekiyor. Compressed hava. Onu da nasıl yapacağız? Şimdi. Aslında birden fazla yolu var. Electrolyzer'la da yapabilirim. Oksijen. Oksijen sel. Bakalım hemen sizlerle. Electrolyzer'da şu an düşük EU'yla yapabileceğim şeylere bakmak zorundayım. Ya 32 EU. O yüzden electrolyzer değil de centrifuge de yapacağım. Electrolyzed water cell. Magnesium. Silicon dioxide. Liquid oxygen cell. Oxygen cell. Cobalt oxide. Dust, nickel dust. Zincite. Ha, kromyum dioksit. Bundan da elde ediliyor. Ama şu an düzenli safir dust'tan alüminyum dust'a çevirdiğim gibi oluyormuş. Kestrel evet.
Mesela burada bir şeyler çık. Ha. Water. Aslında bu da olabilir. Empty cell. Hidrojeni de kenara ayırırız. Bunun için electrolyzer lazım. Electrolyzer var. Yani mantıklı aslında. Electrolyzer. Gel bakalım. Electrolyzer. With auto output. Sonrasında tane conveyor belt. Ve allow input support. Hem şurada kaça değil. Beylik fluid kenar. Aynen. Ve screwdriver. Input from output side allowed. Tamamdır. Şimdi. Benim kendilerim nerede? Güzel. Boşta başka kendim yoktu, değil mi? Bir tane var da diken mikser benimmişim 12'de nasıl yapıyoruz böyle tamam. Şurada tin kayıtlarım vardı. Yemdir. Bunları yapsınlar. O esnada nereye koymuşum kalanını? Ha, envanterde tamam. 12 tanesi şöyle gelsin. Ve benim buraya su yollama. Gel. Mantıklı bir yol değil ama olsun. Ve buna bir de enerji var. Aslında enerjiyi suyu şuradan alalım. Direkt kaynağından alalım. Enerji içinde. Electrolyzer sen ne kadar kullanacaksın? Water. Electrolyzer. 30 iyi diyor. Her türlü 30 iyi vermem gerekiyor. O zaman ha, kendi şimdi
Yok ya, aslında şuradan verebilirim ancak sonradan bunu kayıpsız bir kabloya çevirmem gerek. Kablo. Şuradan bir. Aynen, buradan vereyim. Dolu ne kadar çalışacak o? Dolduktan sonrasında hoş. Tin kablo, tin kablo, tin kablo. Buradaydı değil mi? Sekiz tane 2x tin kablo. Oluşum bakalım. Burada hiç 2x tin kablom var mı? 1x'im var, 4x'im var. 2x'im yok. Ha, 4x demişken. Regül 4x yapmam gerekecek çünkü artık orayı normal şekilde kullanmıyorum. Wire cutter'ın envanteri tamam. Gel bakalım. 2x değil. Ha, 4, ha doğru 4x zaten bu. Tamamdır. Burayı aslında 8x yapmam gerekecek. Gelin bakalım. Katır. Kayıptan ötürü burayı 2x yapmam gerekiyor. Ve şunu 1x. Ama yakında kayıpsız kablomuz olacak. Senin için hangi circuit gerekiyor? Slave, Electrolyzer 3. Üç circuit lazım. Şimdi. Evet, başladı. Bu şekilde biraz oksijen dolduralım. Evet, şimdi olacak şey eğer yanlış hesaplamadıysam ve böyle alalım. Evet. Bayağı tüketmeye başladık. Güzel. Scaffolding de lazım bana. Şunları bir alalım. Bunları daha sonradan diğer arkadaşlarla dolduracak şekilde ayarlayacağız. Şimdilik onlar kenarda biriktiriyor. Ancak benim amacım önce şu süper tankı dolu boşaltmak olduğu için o yüzden uğraşıyoruz. Şimdi gel bakalım. Biz gelin. O spider varmış. Ne güzel. Oraya bir ışıklandırma koymam gerekecek galiba. Grid makinelerinin aksine bu. Arkadaşlar.
Heh, porçum patladı sadece, güzel. Şimdi gel gelelim. Bu arada süremiz de aslında bayağı bir aşmışız. Hidrojen. Sadece iki tane ile de çalışabilirsin. Bunda da oksijen olması lazım. Evet. Export. Ya da tam tersi şekilde mi yapacağız? Ha, bir dur. Conveyor mu bir koymuş? Oraya pump koyacaktık. Kral. Pump. Tamamdır. Kendisi atmaya başladı. Güzel. Hidrojenimiz bu şekilde birikecek. Bir noktadan sonra hidrojenle ne yapacağız? Hidrojen. Hidrojenle ne yapabiliyoruz? Ben bir bakalım. Etan, benzin. Kırmızılar. Multilog centrifuge. Deuterium. Electrolyzer. İçinde. Chemical bed'de kullanabiliyormuşuz. Weakening machine. Fusion reactor. Centrifuge. Deuterium. Blast furnace'da. Bazı resiplerde kullanılıyormuş. Ardite'da mesela kullanılıyormuş. Hidrojen çok bir işime yaramıyormuş. Onu çöpe atabiliyorum. Ardite'ın elde edildiğinde de hemen hızlıca bir bakalım. Basfanın. Hidrojensiz. 120 saniye sürüyor. Evet. Yani bunu çöpe atabilirim. Bunun için böyle bir arkadaşımız vardı. Overflow. Haber kızım? Şurada. Evet. Bunu yapmamız gerekecek. O zaman evde şunun için benim 5 tane AB Lighting'e ihtiyacım vardı. Şu an 4 tane var. Ve kedi mırlaması geliyorum size. Şunu yapalım. O. Evet. Olmadı. Evet. Dediğim gibi. Bu artık... Ne haber kızım? Evet. Herkes şu an seni duyabiliyor. Biliyorum. Ardite lastiğimizi kaybettik. Sıkıntı yok. Ardite orumuz var hala. Şuralarda bir yerde. Ardite or. Şimdi bunu işleyeceğiz ve Ardite lastiği elde edeceğiz tekrardan. Basic macerator. O çemberi hala kablom. Ha, bağlamışım tamam. Evet arkadaşlar. Fazla amper verirseniz kablolara başınıza tam olarak bu geliyor.
Elinizde patlıyor. Şimdi panik atır. Sen şöyle bağlan, sen şöyle bağlan. Yani şu an bir sıkıntı yaratmaması lazım. Ama Arda Aktaş'ımız yok artık. Ve süremizi de bayağı aşmışız. Arkadaşlar, seni tekrar işleyeyim. Biz Arda Aktaş'ı elde ediyormuşuz. Ya tabii. Bunu yıkamaya Lamazingom yok. Ama koyabiliriz tekrardan. Paçi, videonun ortasında kulağımı yalamasan çok tatlı olacak her şey. Şimdi sen geçici olarak gel bakalım şuraya. Bunda makineleştirebildiğimiz bir arkadaş var. Şimdi. Tabii bir tanesi başarısız olunca otomatik olarak kendisini devre dışı bırakıyor bu. O yüzden tekrar soft mode'la yaşamamız lazım. E artık kan uyanmıyor. Bu şekilde saniye neden yani neden durdun? Enerji yetiyor olması lazım. Dur. Sen neyse ben bunu bölüm arası biraz kurcalayayım. O zaman İzlediğiniz için teşekkürler. Kötes kötene günler. İyi eğlenceler.